Evet dostlar, Age of History 3'ün Steam sayfası açılalı aslında epey bir zaman oldu. Ama sayfada uzun zamandır sistem gereksinimleri kısmında TBD, yani belirlenecek şeklinde bir ibare görünüyordu. Şu ana kadar yorumlarda olsun, çevremde olsun dikkat ettim, hep düşük cihazların kaldıramayacağından duyulan bir endişe vardı. Age of History 3 ile alakalı hemen hemen her videomda yüksek bir sistem istemeyeceğini belirttim oyunun, ama normal olarak insanların da biraz endişesi vardı tabii. Bu kadar fazla detay, bu kadar geliştirilmiş bir oyun, üstüne bir de RTS olarak çıkınca insanlar oyunun yüksek sistem gereksinimi isteyecek olmasına dair şüphe duydular. Ama bugün itibariyle oyunun sistem gereksinimleri duyuruldu ve gereksinimlerin Age of History 2'ye gerçekten çok yakın olduğu gözler önüne serilmiş oldu. Açıklanan gereksinimlere göre Age of History 3'ü oynamak için minimum Windows 7 işletim sistemi, 2.4 GHz tek çekirdekli bir işlemci, 2 GB RAM, dahili bir işlemci grafik kartı, ki işlemciye bağlı grafik kartı her bilgisayarda bulunur ve 500 MB'lık bir depolama alanı yeterli. Yani minimum gereksinimler gerçekten aşırı düşük. Harici bir ekran kartına bile ihtiyacınız yok. İşlemcinizin üzerindeki grafik kartı yeterli oluyor oyunu oynamak için. 500 MB gibi de komik derecede küçük bir alan gerektiriyor oyun. 2 GB RAM de artık hemen hemen her bilgisayarda vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa da 1 GB RAM'li bilgisayarınıza 1 GB daha RAM takarsınız. 100-120 TL civarında bulunuyor 1 GB'lık RAM'ler. Yani bilgisayarı oyunu kaldırmayacak kimse olacağını zannetmiyorum abi. Age of History 2'yi çalıştıran tüm bilgisayarlar muhtemelen Age of History 3'ü de sorunsuz bir şekilde çalıştıracaktır. Minimumdan sonra önerilen sistem gereksinimlerine de bir göz atalım isterseniz. Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Windows 7 işletim sistemi, Intel Core i2 Duo 3 GHz işlemci, 4 GB RAM, GTX 461 GB ekran kartı ve 750 MB kullanılabilir alan gerekiyor. Bunlar da bu arada gerçekten aşırı düşük. Yani oyunun önerilen sistem gereksinimleri bile çok ama çok düşük. Bırakın oyunu açıp açmamayla ilgili şüpheleri, bu oyunu rahat şekilde oynayamayacağınız donma kasma olacak bir bilgisayar bile yok abi neredeyse artık. Her şey bir yana, bilgisayar kullanıcısı arkadaşlarımızın zaten sistem gereksinimlerinden yana çok ciddi bir şüphesi yoktu. Onlar zaten bilgisayarlarını kaldıracağından emindi neredeyse hepsi. Asıl şüphe oyunu mobil cihazlarından oynayan arkadaşlarımızdaydı. Dostlar tekrar söylüyorum, kaçıncı kez söylediğimi de bilmiyorum ama hiç şüphe etmenize gerek yok. Zira Age of History 2 oynatabilen herhangi bir telefonun rahatlıkla Age of History 3'ü de oynatacağını düşünüyorum. Yani %99 ihtimalle hiçbiriniz mobil cihazlarınızda sorun yaşamayacaksınız, emin olabilirsiniz. Ya abi bir de oyun pazarlama açısından gerçekten inanılmaz geliyor. Muazzam bir satış başarısı yakalayacak muhtemelen. Piyasada çok talep olan bir oyun türü, strateji oyunları. Hem bilgisayara çıkıyor hem de mobile çıkıyor ki özellikle mobil oyuncuların tam aradığı tarzda bir oyun. Ne Age of History 2 kadar basit ne de bir EU4 OU4 kadar karmaşık. Zevkli görünen, sevdiğimiz Age of History 2 konseptinin üzerine ciddi ve güzel eklemeler yapılmış, sistem gereksinimleri su parasını aldığınız bir bilgisayarı bile zorlamayacak kadar düşük olan bir oyun geliyor. Her açıdan herkesin rahatlıkla ve seve seve oynayabileceği bir oyun geliyor yani. Şunu söyleyebilirim ki Age of History 3 ile beraber Age of History serisi artık az sayıda insanın bildiği, küçük, kendine az tatlı bir kitlesi olan bir oyundan çok strateji oyunu seven hemen hemen herkesin ama mobilden ama bilgisayardan en azından bir kez oynamış olacağı büyük bir topluluğa dönüşecek. Yani buralar kalabalıklaşacak abicim, vaziyet alın derim ben. Çok güzel bir community, çok tatlı bir topluluk oluşacak gibi görünüyor. Umarım her şey beklediğimiz derecede güzel ilerler ve güzel bir strateji oyunu önümüzdeki aylarda karşımıza çıkmış olur dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar.